Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dikkat çekici bir başlıkla beraberiz. Aslında bakarsanız YouTube'da üzüldüğüm konulardan bir tanesi bu tip başlıklar. Bugün birazcık bundan bahsedelim istiyorum. Onun dışında bugün gitarım elimde değil gördüğünüz gibi. Böyle teknik vesaire bir konudan bahsetmeyeceğim. Birazcık sohbet videosu tadında bir video yapalım. 10 dakikada gitarist neden olunmaz? Birazcık bundan bahsedelim. İlk önce neden böyle bir başlığı tercih ettim? Onu açıklamak isterim. Arkadaşlar YouTube'da gitarla ilgili, başka sanat dallarıyla ilgili, atıyorum kara kalem çizimle ilgili, ne bileyim fotoğrafçılıkla ilgili ya da başka enstrümanlarla ilgili birçok videoda bu tip böyle sansasyonel başlıklar atma çabası var. Yani baktığınız zaman 10 dakikada şu nasıl yapılır? 5 dakikada şu nasıl yapılır? 1 dakikada şu nasıl yapılır? Arkadaşlar mesela 1 dakikada gitarı bırakın. Yani çalmayı akordunu bile yapamazsınız. Bu tip başlıklar YouTube'da dolaşıyor. Şimdi biz de aslında bakarsanız YouTube'a yeni yeni girmiş bir kesim olarak, bir müzisyen ekibi olarak bu tip başlıkları görüp çok üzülüyoruz. Çünkü neden üzülüyoruz? Bu tip başlıklar prim yaptığı için üzülüyoruz. Yani bu tip başlıkları yapan birçok gitarist kişi olacaktır. Neden? Çünkü bunun ucunda açıkçası ekonomi var. Yani bir şeyler kazanmak için izlenmeniz gerekiyor. İzlenmek için böyle bu tip sansasyonel başlıklar atmanız gerekiyor. İnsanlar da atıyorlar. Ha ne oluyor? Sonunda 10 dakikada kimse gitar çalıyor mu? Çalamıyor tabii ki de. Açıkçası herkes bu başlıkları atabilir. Ama önemli olan bu başlıkları izleyen kesim. Yani bunlara talebin olması açıkçası bizi üzüyor. Bizim YouTube'a girme sebeplerimizden de bir tanesi bu. Baktığımız zaman ben girdiğimde 10 dakikada gitar nasıl çalınır? 5 dakikada gitar nasıl çalınır videolarını gördüğümde veya işte 3 dakikada barayı nasıl yaptım falan gibi böyle iddialı ve imkansız olan şeyleri gördüğümde birazcık şunu düşünüyorum, kendimi hakaretmiş gibi hissediyorum. Neden? Çünkü ben gitarla ilgili senelerdir uğraşıyorum ve sadece gitarla da uğraşmıyorum. O konuya da birazdan değineceğim. Yan dallarla da uğraşıyorum ki gitarım daha iyi olsun diye. Hayatımı buna vermişim ve hayatını buna veren insanlarla beraber bir uğraş içindeyim. Yani yanımdaki insanlar da hayatını kemana vermiş, hayatını flüde vermiş, hayatını çelloya vermiş insanlar. Bu tip insanların arasında yaşıyorum. Hem kendimden hem diğer arkadaşlarımdan görüyorum ne kadar emek sarf edildiğinin farkındayım. Ve sonunda bir tane birisi kalkıp 5 dakikada gitar nasıl çalınır diye bir video yaptığı zaman bu arkadaşlar bana bir hakaret demektir. Ben ve benim gibilere hakaret demek. 5 dakikada, 10 dakikada, 15 dakikada, 1 saatte, 2 saatte gitar falan çalınmaz. Bu tip videolara arkadaşlar prim vermeyin. Bu videonun aslına bakarsanız amacı o. Bu tip videolara böyle prim verdiğiniz zaman bu tip videolar çoğalacak ama böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Çünkü gitar çalmak azımsanacak bir hobi değil. Gerçekten meşakkatli bir iş. Tüm enstrümanlar çok meşakkatli. Dolayısıyla bu işi küçümsemeye çalışanlara asla ve asla inanmayın. Onun dışında şimdi şöyle bir şey var. Genel olarak da bakıyoruz neden inanılıyor. Ben her konuda bakıyorum. Böyle herkes bir şeyin uzmanı ama kimse o çabayı sarf etmeden bunun uzmanlığını yapıyor. Mesela neden tarih programları sık sık izleniyor YouTube kanallarında? Çünkü kimse tarih okumak istemiyor. Herkes dinleyerek öğrenmek istiyor. Mesela Albert Einstein'ın bakıyorsunuz bir belgeseli var, bir de kitabı var. Belgeselinin izlenme sayısı kitabının satın alınma sayısından çok daha yüksek. Herkes böyle bir armut piş ağzıma düş ekolünde ilerliyor. Dolayısıyla şöyle bir sorun var. Herkes de bir şeyleri böyle kolay yapmaya çalışınca bu işlere emek veren kişilerin değeri aslına bakarsanız düşüyor. Şimdi benim için problem değil. Yani benim değerim düşsün. İnsanlar da yanlış anlasın. O arkadaşlar da böyle 10 dakikalık videolarla bize hakaret etsinler. Fark etmez ama sonucuna bakalım. Sonuçta ne o videoyla bir şey öğreniyorsunuz ne size bir şey katıyor. Yani bomboş bir şey. Ne hem 10 dakikanızı veriyorsunuz hem 10 dakikalık bir eğitimde almıyorsunuz. Dolayısıyla ya böyle karma karışık bir dünya. Bu konuda birazcık doldum ben. Kusura bakmayın. Birazcık da böyle sert bir şekilde belki atak yapıyor olabilirim. Ama arkadaşlar gerçekten böyle görüp bunları ve izlendiğini görünce aslına bakarsanız daha da bizim için büyük bir üzüntü kaynağı oluyor. Peki 10 dakikada gitar çalınmaz ama ne kadar da çalınır? Bu da böyle sık sorulan sorulardan bir tanesi. Ne kadar da gitar çalabilirim? Buna da net bir cevap getirelim ki millet neye inanacağını bilsin değil mi? 10 dakikaya mı inanalım, 5 saate mi inanalım, 1 yıla mı inanalım? Net cevabı arkadaşlar şu. Şimdi bu karşılıklı bir ilişki. Mesela dünyanın en iyi hocasına, dünyanın en kötü öğrencisini götürün. Oradan hiçbir sonuç çıkmayacaktır. Dünyanın en iyi öğrencisini, dünyanın en kötü hocasına götürün. Oradan sonuç çıkması yine zor. Yani bunlar tabii çıkamaz demiyorum ama yine zor. Mesela çok iyi bir hocaya gittiniz. Dedi ki size bunu yap. Siz onu yapmadınız. Gittiniz 10 dakikalık videoyu izlediniz. Bir şey olmayacaktır. Dolayısıyla o şekilde isterseniz 4 yıl sürüklenin. Yine hiçbir şey yapamazsınız. Yani ne kadar da çalabileceğiniz tamamen size bağlı. Bir şey söylediğim zaman mesela burada biz
sol el egzersizi yaptık değil mi? Bunu deneyenler kaç kişi aramızda? Yani gerçekten deneyip faydasını gördünüz mü, görmediniz mi? Bunları test edip kendiniz de bir şeyler üretmeye çalıştınız mı? Şimdi bu kafadaysanız evet her türlü gitar çalabilirsiniz ama baktınız ha işte şöyle bir şeymiş. Ona bir zaman vermediniz. Sonunda çalamazsınız. Siz 10 dakikada da çalamazsınız. 2-3 saatte de çalamazsınız. Dolayısıyla önemli olan bilgiye açık olmak bir. Yani yeni bilgiler. Mesela bu benim söylediğim diye de demiyorum. Açın o 10 dakikalık videoları da izleyin. Bu insanlar ne diyor? Bakın. Bütün bilgi havuzunu bir karşınıza alın. Hepsini tek tek bir deneyin. Baktınız hangisinde farklı bir size karşı bir dönüt var. Hangisi işe yarıyor hissediyorsunuz. O kanaldan yürüyün. Yani orada da iş bitmez. O kanaldan da yürümeniz gerekiyor. Baktığınız bir parçada bir yeri yapamıyorsunuz ve hiçbir videoda onunla ilgili hiçbir yardımcı bilgi yok. O zaman yardımcı bilgiyi kendim nasıl üretirim diye bakacaksınız. İşte o zaman gitar çalabilirsiniz. Yoksa belli bir yere kadar. Gelirsiniz tıkanırsınız. 10 dakikada ne kadar gitar çalarsınız? 10 dakikalık gitar çalarsınız. Ama öbür tarafta 30 yıllık gitar çalan birisi karşınıza geçtiğinde o da gitar çalıyor. Siz de gitar çalıyorsunuz. Dolayısıyla böyle 10 dakikada gitarı şöyle yaparım bilmem ne falan. Böyle şeyler asla girişmiyor. Dediğim gibi olay sizde bitiyor. 10 dakikalık videodan 10 dakikalık bir bilgiyi alıp özümseyip uyguluyorsan tamam fayda alırsın. Ama hiçbir şey yapmayayım, oturayım YouTube'dan ben yürüyeyim. İşte anlatsın ben dinleyeyim vesaire. Böyle olmaz. Bu şekilde gitarist olunmaz. Hepsinin yanında bir de şu var. Bu da eklemek istediğim şeylerden bir tanesi. Hiç kimse sadece kendi işini yaparak o işte başarılı olamaz. Yani ben mesela gitar çalıyorum ya. Ben sadece önüme koyduğum eserleri çok iyi çalarsam yani çalışırsam düzgün bir gitarist olamam. Benim armoni de bilmem gerekiyor. Benim teorik bilgilere de sahip olmam gerekiyor. Hatta ondan daha da çıkacağız. Atıyorum klasik romantik üslupta böyle bir teorik bilgiye sahip oldum. Daha yeni akımlara gireceğim. Daha eski akımlara gireceğim. Alanı genişlettim. Bitirdim teoriyi. Diğer enstrümanlarla ilgili biraz bilgi sahip olmam gerekiyor. Mesela gitar çalarken bazı parçalarda cello dinlemenin çok büyük etkisi olur. Ne oldu? Alanı gitardan cello'ya genişlettim. Gitarda bazı parçalarda mesela brass dinlemenin çok etkisi olur. Alanı genişlettim. Sonra müzikten çıkacak bu olan resime. Resimle ilgili bazı şeyler bileceksiniz. Tablo göreceksiniz. Yani sanatla ilgili diğer dallara, sadece resimle değil, tiyatroya vesaire. Sonra sanattan çıkıp genel bir bilim kültür dünyasına açılmanız lazım. Yani gitar çalmak sadece gitar çalmakla da olmaz. Bir gitarda yürüyebildiğiniz kadar yürüyeceksiniz ve her şeyi deneyeceksiniz. Artı diğer sanat dallarına ve diğer bilim kültür dallarına kendinizi açmanız gerekiyor. Yani mesela şöyle bir şey düşünelim. Bir gitarist koyduk. Tamamen diyelim ki 30 level yetenek seviyesi var. Yanına da bir gitarist koyduk. Onun da 30 level yetenek seviyesi var. Bunların ikisi de aynı yaşta ve aynı gün gitara başlamışlar ve diyelim ki 2 senedir gitar çalıyorlar. Fakat şöyle bir fark var. Bir tanesi hayatında hiçbir film izlememiş, diğeri hayatında 250 tane film izlemiş. Emin olun çalarken 250 tane film izleyen çocuğu ayırt edebilirsiniz. Aynı şartlara sahip. Sadece film izleyerek daha iyi gitar çalabilir. Çünkü bu sadece teknik işi değil. Bu mentalite işi. Yani bu hayal gücü işi. Birçok değişken var. Ben bunları niye söylüyorum? Aslına bakarsanız daha çok böyle profesyonel olmak isteyenler için söylüyormuşum gibi gelebilir. Ama ben amatörler için de bunu söylüyorum. Hobinizde de derinleşebilirsiniz. İlla bu benim hobim diye sahil başında Akdeniz akşamları çalmanız gerekmiyor. Hobinizde de derinleşin. Benim birçok öğrencim var. Hobilerinde derinleştiler. Yani kahve seviyorlardı. Gidip baristalık kursları aldılar. Yurt dışından, yurt içinden. Bu da bir hobi. Geliştirmişler. Böyle örnekler var. Dolayısıyla derinleşmek sadece böyle o işte profesyonel olacağım ve para kazanacağım demek değildir. Hobinizde de derinleşebilirsiniz. Benim bu videodaki genel aslına bakarsanız söylemek istediğim şey de bu. 10 dakikalık bir şeyde derinleşemezsiniz. Ve derinleşemediğiniz şeyler yapmayın. Derinleşebildiğiniz şeyler size bir şey katar. Gitarda yüzeysel olarak böyle bir girdiniz. Yüzeyselde belli bir zevk alırsınız. Ama derine doğru gittiğiniz zaman böyle bambaşka dünyalar ışılmaya başlar. Zihni yani gördüğünüz rüya bile değişir. Dolayısıyla günün özeti şu. 10 dakikada gerçekten hiçbir şey olmaz. Bir şey yapmak istiyorsanız bu sizin hobinizse veya bu sizin işinizse bu işe emek sarf etmek zorundasınız. Yani biliyorum herkes Instagram'dan 30 saniyelik videoları geçe geçe bazı şeylerde böyle sabır süremiz çok azaldı. Ama bunu yükseltmemiz lazım. Gitara zaman ayırmamız lazım. Diğer enstrümanlara zaman ayırmamız lazım. Ve dolayısıyla o zaman karşılığını görebiliriz kendimizde. Tekrar söylüyorum. O videolara tamah etmeyin. O videolara inanmayın. Son olarak şuna değinmek istiyorum. Takipçilerimizden bir tanesi daha 1-2 gün önce bana bir mesaj attı. Kendisi kanalla ilgili bazı eleştirilerini hem olumlu hem olumsuz bana iletti. Bir arkadaşımızın bu konuda kafası karışmışsa birçok arkadaşımızın karışabilir. Ve bu kanalla ilgili genel bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Arkadaşımızın bana sorusu şuydu. Kendisine buradan selam olsun. Dedi ki neden bu videolar belli bir müfredat dahilinde gitmiyor? Neden tutuş videosundan sonra akort videosu gelmiyor? Neden akort videosundan sonra
ilk önce hani başlamamız gereken başlangıç dersleri gelmiyor. Neden böyle bir müfredat yok diye bir sorusu vardı. Ben de biraz buna açıklık getirmek istiyorum. Arkadaşlar bu kanalın içeriği gitar dersleri değil. Yani bu kanalda benim temel amacım gitar dersi vermek değil. Bu kanaldaki temel amacım gitarda tartışmalı konular özelinde bazı fikirleri belirtmek, çok zorlanılan konular üzerinde bildiklerimi paylaşmak. Onun dışında tamamen sohbet muhabbet. Bakın mesela bara videosu yaptım. Bu zorlanılan bir konudaki bildiklerimdi. Ama onun dışında müzisyenlik konularını ele aldım. Bunun gitarla hiçbir alakası yoktu. Mesela aklın uykusu canavarlar yaratır videosunu yaptım. Bu tamamen bu videoda bahsettiğimiz o genel kültür manasında size katkı sağlayacak bir videoydu. Onun dışında baktık. Bu videomuz da yine bu şekilde. Ve işte Kaan Korad'ı konuk aldık. Ceyhun Güneş'i konuk aldık. Bunlar da dersle alakalı videolar değildi. Dediğim gibi bu videonun genel içeriği sohbet muhabbet. Ara sıra teknik konular, ara sıra sohbet muhabbet. Bugün olduğu gibi vesaire. Onun dışında neden böyle müfredatla bir ders yapmıyorum? Aslına bakarsanız yaptık, yapıyoruz. Yepyeni bir platform geliyor. Çok yakında duyurusunu yapacağız. Bu platformda gerçekten usta isimlerin çektiği ve dediği gibi arkadaşımızın bir müfredat dahilinde ders videolarını, eğitim setlerini görebileceksiniz. Hatta eğitmenle birebir iletişim kurabileceksiniz. Kendinizi ona gösterebileceksiniz vesaire. Böyle kapsamlı, gerçekten Türkiye'de şu anda bildiğimiz kadarıyla benzeri olmayan yepyeni bir müzik platformu geliyor. Ha işte o zaman orada dersimizi anlatacağız. Siz de bunları izleyebileceksiniz. Ama dediğim gibi kanalımızın konusu sohbet muhabbet. Onun dışında soruları sormayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ben bunların hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Hatta şöyle yakın zamanda böyle bir şeyler yazıp bana hem Instagram özelden hem YouTube yorumlara yakın zamanda bir şeyler yazıp cevap alamayanlar varsa onlara da bir duyuru yapayım. Toplu bir şekilde size canlı yayında cevap vereceğim. Yani cevabınızı alamadıysanız merak etmeyin, yakında canlı yayınlarla sizlere sorulara cevaplar tadında böyle güzel yayınlar yapacağız. Onun dışında bu hafta söylemek istediklerim bu kadar. Son olarak bir de ne diyoruz? Abone olun diyoruz. Haftaya gitar saatinde tekrar görüşmek üzere diyoruz.